Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Selamünaleyküm. Benim adım Halime. Sizlere bundan yıllar önce henüz daha genç bir kızken başımdan geçen olayları anlatmak istiyorum. Ben Rize'nin ücra bir köşesinde ormanların arasında bulunan pek annesi olmayan ufak bir köyünde dünyaya geldim. Rize'nin yaylalarını muhakkak duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Duymayanları ise şöyle anlatayım. Bizim buralar genel olarak ormanlarla kaplı, dağlık ve engebeli arzilerle doludur. Yaz ayrı, kış ayrı güzeldir. Biz yazlıkçı değil, hep yayladayız. Bizim köyde pek hane yok. Zaten evler de seyrek seyrek dağıldığından dolayı en yakın evle aramızda 50-100 metre mesafe var. Ama ben buraları hep sevmişimdir. Pek fazla bir yer görmüşüm yoktur ama sabah uyanınca aldığım temiz hava, sakinlik beni benden alıyordu. Zaten merkeze gitmek istesek bile çok kısa sürede gidebiliyorduk. Geçimimizi hayvancılıktan, bahçeden sağlıyorduk. Maalesef babasız büyüdüğüm için her iş annemle beraber yetiştirdik. İki tane erkek kardeşim vardı ama onlar küçük olduğundan bize pek yardım edemezlerdi. Benim günlerim bahçeyle, hayvanlarla ve ev işleriyle geçerdi. Sabah erkenden başlar, akşama kadar bir koşturmayla günüm geçerdi. Tabu sürekli olmadığından arada bir dinlenir, evin günlük işlerini yapar, gelen akrabalarla ilgilenirdik. Bir gün hayvanların yemini verip altlarını temizledikten sonra banyoya girdim. Yavaş yavaş hareket ederken annem kapıya vurup, "Halime, az acele et, teyzenler gelecek. Gel de bana yardım et," dedi. "Tamam anne, hemen çıkıyorum," dedim. Güzelce yıkanıp temizlendikten sonra çıktım. Hemen annemin yanına giderek yemekler hazırlamasına yardımcı oldum. Teyzemlerin gelmesi demek benim birkaç gün tekrardan çocuk olmam ve eğlenmem demekti. Teyzemin kızları Hatice ve Gülperi geldiğinde gün boyunca eğlenir, birlikte oyunlar oynar, zaman geçirirdik. Hatta geceler boyunca bile herkes uyurken oyunlar oynardık. Yaş olarak aynı yaşlarda olduğumuzdan dolayı sanırım yanlışıyorduk. Bize geldiler mi epeyce kalırlardı. Onlar geldiğinde bambaşka biri oluyordum. Teyzemlerin köyü rakım olarak bizim köyden bayağı aşağıda, merkeze daha yakındı. Kışın az olsa da yazın bol bol görüşürdük. Biz annemle hazırlıkları yaparken sonunda Hatice ve Gülperi geldi. Yemeklerimizi yiyip sohbet ettikten sonra arka tarafta bulunan benim odama geçtik. Orası ormana bakıyordu ve oldukça karanlıktı. Ne güneş alır ne de bir manzarası vardı. O kadar basık ve korkunç bir odaydı ki oraya girip yatmaya korkardım. Orada tek kaldığım gecelerde ormanda dolaşan birilerini görür gibi oluyor. Bazen de odanın içine baktıklarını fark ediyordum. Onların ne olduğunu bir türlü çözemedim. Onlara odaklanıp bakarsam aniden ortadan kayboluyor, bir daha görünmüyorlardı. Saatlerce saklanıp pencereye baksam da göremiyordum. Ormanın içinde ya birileri vardı ya da bir şeyler vardı. Bunu anneme anlattığımda ağaçların gölgelerinin düştüğünü, rüzgardan poşetlerin dalların uçuştuğunu, bu yüzden öyle gördüğümü söylüyordu. Annemin söyledikleri mantıklı gelse de beni oldukça korkutuyordu. Bu dedikleri korkumu yenmemi sağlamıyordu maalesef. Orada dolanan şeyler ne kadar ilgimi çekse de o odada yatmak hiç ilgimi çekmiyordu. Tek yattığımdan sanırım çok korkuyordum. Ben de annemlerle birlikte içeride yatıyordum. Sadece ve sadece kuzenlerim geldiğinde o odaya geçerdik. Çünkü ancak orada yalnız kalabiliyorduk. Hatice ve Gülperi ile sohbet ederken Gülperi bize, "Burası neden hep soğuk? Bu odaya her girdiğimde içim ürperiyor. Neden böyle oluyor?" dedi. "Bilmiyorum ki. Belki de güneş almadığından böyledir," dedim. "İkisi birlikte olabilir. Güneş almadığından ısınmıyordur," dediler. "Güneşten mi? Başka bir şeyden bilmiyorum ama ben hala ürperiyordum." Çaylarımızı içip sohbetlerimizi ederken ufak tefek oyunlar oynamaya başladık. Sessiz sinemasından tutun da beş taş oynamaya kadar. Odada zaman geçirirken zaman da hızla akıp geçiyordu. Ne yapabileceğimizi konuşurken bir şey bulamadık. Bulduğumuz oyunlar hep oynadığımız kısa zamanda sıkan şeylerdi. Gülperi birden kafasını kaldırıp, "Ben bir oyun buldum ama oynar mısınız bilmiyorum. En son Almanya'dan gelenlerden duymuştum. Görev veriliyor ve o görevi yapmak zorunda kalıyorsun. Ne derse desin. Bence eğlenceli olacak," dedi. "Nasıl yani? Daha detaylı anlat," dediğimde, "Şimdi kağıtlara numara yazacağız. Onları yazdıktan sonra çekeceğiz. Sırayla görev vereceğiz. Bu kadar basit. Ama şöyle bir sorun var. Ne derse yapılmak zorunda. Yoksa olmaz. Önce yemin edeceğiz. Sonra oynayacağız. Kabul ediyor musunuz?" diye sordu. Biraz tereddüt etsem de kabul ettim. Ben kabul edince Hatice de kabul etti. Gülperi bize evdekilerin uyup uyumadığına bakalım. Ondan sonra oynarız," dedi. "Peki," dedikten sonra içeri gittim. Evdekileri kontrol ettiğimde herkes çoktan uyumuştu. Kızların yanına giderek heyecanla, "Evet, uyumuşlar. Rahatız," dedim.
Kızlarla kağıtları hazırladıktan sonra çektik. Bir numara Gülperi'ye gelmişti. İkinci sırada ise Hatice vardı. Ben üçüncü sırayı çekmiştim. Buraya kadar her şey çok güzeldi. Hatice Gülperi'ye şimdi ne yapacağımı sordu. Gülperi de şimdi bana korkacağım bir görev vereceksin. Yapamayacağım. Zor bir görev olmalı dedi. Hatice biraz düşündükten sonra tamamdır buldum. Karanlık banyoya girip bir dakika kadar bekleyeceksin dedi. Gülperi gülüp tamamdır diyerek banyoya yöneldi. Biz de arkasından bakıyorduk. Karanlık banyoya girdikten bir dakika kadar sonra çıktı. Gülperi gülerek gelirken Hatice ona korkmadın mı kız dedi. Ne korkacağım. Korkulacak bir şey yok ki dedi. Sıra Hatice'deydi. Gülperi gülerek kulağıma bak şimdi öyle bir görev vereceğim ki aklı duracak dedi. Gülperi Hatice'ye canım şimdi şu dışarıdaki ormanın dibindeki ağaç var ya onun etrafında dolanıp geleceksin dedi. Hatice biraz çekinse de tamam hemen gidip geliyorum ama siz de bana bakarak olun dedi. Pencereden sessizce inip yavaş adımlarla sağa sola bakarak arka bahçede yürümeye başladı. Kısa bir yürüyüşün ardından ağacın etrafını döner dönmez koşmaya başladı. Zıplaya zıplaya hızla koşarak geldi. Nefes nefese şekilde pencerenin dibine kadar geldiğinde içeri çektik. Hatice biraz soluklandıktan sonra ne oldu? Neden koştun dedik. Hatice ise aslında korkmadım ama sanki ormanın içinde ve ağacın üstünde birilerini görür gibi oldum. Nasıl anlatayım bilmiyorum ama böyle karartı gibilerdi. Onları görünce panikledim. Sanırım göz yanılsaması dedi. Gülperi gülerek göz yanılsamasıdır. Başka ne olacak? Dağ başında adamların gece vakti dolanacak hali yok ya dedi. Ben de haklısın dedim ama ara ara gördüklerim gözümün önüne gelince bir tuhaf oldum. Çaktırmak da istemiyordum. Acaba benim gördüklerimi Hatice de mi görmüştü? Hatice kendine geldikten sonra bana dönerek şimdi sıra bende. Annemlerin odasına gidip üstlerinden geçerek buraya geleceksin dedi. Herkes yer yatağında yatıyordu ve üstlerine basmamak imkansızdı. Birilerini kesinlikle uyandırırdım. Tamam yapacağım diyerek annem, teyzem ve kardeşlerimin yattığı odaya gittim. Biraz odanın kapısında bekledikten sonra hiçbirisine basmadan yavaş adımlarla dikkatçe üstlerinden geçtim. Küçük kardeşim Muhammed haricinde kimse kıpırdamamış. Geldiğimi fark etmemişlerdi. Sevinçle kızların yanına geldim ama Gülperi biraz somurtkan bakıyordu. Hayırdır? Ne oldu diye sordum. Ya gerçekten çok saçma şeylerle vakit kaybediyoruz. Bu oyun böyle oynanmaz. Biraz tehlikeli ve gözü kara şeyler düşünmemiz lazım dedi. İyi. Öyle diyorsan öyle yapalım. Ne yapacağız peki dedim. Yapamayacağımız zor şeyler olması lazım. Mesela çeşmeye kadar gidip gelme, ormana girme, ahıra girme gibi gibi. Şimdilik aklıma bunlar geldi. Hadi bakalım. Baştan başlayalım dedi. Numaraları çektiğimizde Hatice bana görev verecekti. Biraz çekinsem de Hatice pek öyle kötü şeyler düşünmediği için basit bir görev olacağını düşünüyordum. Hatice ayağa kalkıp odanın içine biraz dolandıktan sonra sokaktaki köpeklerin yanına kadar gideceksin. Sonra kafalarını taşıtıp geleceksin dedi. Dediklerini duyunca gözlerim açıldı. Nasıl yani? Delirdin mi sen derken Gülperi alttan alttan gülüyordu. İkisinin de gözlerinin içine baktıktan sonra tamam yapacağım dedim. Sessizce dış kapıyı açıp terliklerimi giyerek kendimi dışarı attım. Bir an deli cesareti gelmişti. Yerden bir taş alıp yavaş adımlarla yola çıktım. İleride birkaç köpek ayakta durmuş bana bakıyorlardı. Köpeklerin saldırmasını geçtim. Duruşları, bakışları bile insanı korkutmaya yetiyordu. Elimdeki taşı sıkarak yavaş adımlarla onları tedirgin etmeyerek yanlarına kadar geldim. Eve baktığımda Hatice ile Gülperi'nin bana baktığını uzaktan da olsa görebiliyordum. Köpeklerin başında kısa bir süre bekledikten sonra elimdeki taşı bir anda köpeğin üstüne fırlattım. Zaten nasıl fırlattım, nasıl kaçtım bilmiyorum. Arkama bile bakmadan eve koştum. Köpeğin inlemelerinin, bağırmalarının yanında diğer köpekler de havlamaya başladı. Ayaklarım şeyime değerek kendime eve attım. Hatice gülerek, aferin sana. Görevini başarıyla tamamladın. Çok da zor değilmiş değil mi dedi. Nefes nefese, benim yerimde olsaydın kolay mı, zor mu anlardın dedim. Ben kendime gelmiştim ama köpeğin inleme sesi hala kesilmemişti. Diğer köpekler de bizim bahçeye doğru havlıyorlardı. Kendime tam olarak geldikten sonra doğruldum. Sıra kimde bakayım dedim. Gülperi ise sıra bende. Hatice bana görev verecek dedi. Hatice'ye ne görev vereceksin? Benimkinden zor bir görev olacağını pek düşünmüyorum dedim. Hatice de gülerek Gülperi'ye canım benim eve en yakın incir ağacına gidip bir incir dalını koparıp getirmen lazım. Dalda incir de olsun tamam mı dedi. Gülperi de yok daha neler. Dalı bulduk inciri kaldı. Gece gece ben sana incir ağacını nereden bulayım dedi. Araya girip bence bayağı saçmalamaya başladık. İşler farklı yönlere doğru gidiyor derken Gülperi bana ben bu görevi yapacağım. En az senin kadar cesur olduğumu görmeniz lazım dedi. Kısa süre sessiz kaldıktan sonra tamam nasıl derseniz ben karışmıyorum dedim. Gülperi ayağa kalkıp ben çıkıyorum birazdan gelirim
Pencereden bana bakarak oğlum dedi. Kızım, bak annemler uyanırsa başımıza iş alırız. Oyunu bırakalım dedim. Gülperi kaşlarını çatarak söz verdik. Mecburen oyun bitti diyene kadar oynamak zorundayız. Yarı da kesemeyiz dedi. Ne dediysem yolundan çeviremedim. Gülperi çıkıp gitti. Nerede incir ağacını biliyordum ama ona söylemedim. O an neden söylemedim ya da o bana sormadı bilmiyorum. Belki de kızımdan dolayı söylememişimdir. Gülperi giderken arkasından bakıyordum. Az önceki ağlayan köpekler de ortalarda görünmüyordu. İçimden iyi ki köpekler ortada yok. Yoksa şimdiye saldırırlar dedim. Gülperi giderken Hatice'ye kızarak canım şimdi yaptığından memnun musun? Gülperi'nin başına bir iş gelirse ömrün boyunca bunun vicdan azabıyla yaşayacaksın. Farkında mısın dedim. Ağzını hayra aç. Çok abartıyorsun. Burada ne olabilir ki? Sanki insan var. Hiçbir şey olmaz. Şimdi gelir. Karanlıkta az dolaşmadık sizlerle dedi. Karanlık dediği de akşam yaz günü 8 civarı. Şu anda saat gecenin neredeyse 2'si ve kız yaz karanlığın içinde ağaçlar arasında incir ağacı arıyor. Başımıza bela alacağımızı düşünmeye başlamıştım. Ara ara Hatice'ye laf vurarak pencereden bakıyordum. Hatice'ye kaç dakika olduğunu sorduğumda şimdi 10 dakika oldu. Gelir birazdan. Panik olma bu kadar dedi. Kızın rahatlığı, vurdum duymazlığı beni delirtiyordu. Neden bu kadar rahattı ki? Pencereye yapışmış beklerken zaman hızla akıp geçiyordu ama Gülperi'den hala bir emare yoktu. Hatice'ye kızarak al kızdan bir haber yok. Aldık başımıza belayı. Onun başına bir iş gelirse sorumlusu sensin. Ben gidip ablana bakacağım. Artık burada elim kolum bağlı şekilde duramam diyerek kapıyı açtım. Hatice bana biraz daha bekleyelim. Gelir zaten şimdi derken birden uzaklardan çığlık ses duyduk. Çığlık sesiyle birlikte gözlerim açıldı. Korktuğum başıma gelmişti. Terliklerimizi giyerek kenarda asılı olan fenerleri alıp hemen sesin geldiği tarafa doğru koşmaya başladık. Her yerde Gülperi arıyorduk ama ortalıkta yoktu. Ses de çıkmıyordu. Acaba çığlık sesi Gülperi'den değildi, başka birinden mi gelmişti? Hatice'ye bakarken tedirgin ve korktuğunu gördüm. O da artık bazı şeylerin farkına varmaya başlamıştı sonunda. Hatice, sakin ol, bulacağız. Kendine gel, gözlerini aç. Etrafa çok dikkatli bak. Hemen bulalım dedim. El fenerinin yardımıyla ağaçların arasında ilerlerken çalıların arasından çıtırtı sesleri geldi. Hemen dönüp feneri oraya tuttuğumda Gülperi çalıların arkasından çıkarak geldi. Gülperi neredeydin? Başına bir iş geldi diye çok merak ettik. Çalık ses duyunca hemen geldik. Umarım iyisindir diyerek sağına soluna baktım. Hatice hiç tepki vermeden öylece bakıyordu. Gülperi'nin korktuğunu fark etmiştim. Hadi gelin evde konuşalım diyerek eve geçtik. Eve gelene kadar ikisinden açı çıkmamıştı. Hele Hatice baya panik olmuştu. Hızla eve gelip odaya girdiğimizde Gülperi'ye ne olduğunu sordum. Gülperi başını tutarak buradan ayrıldıktan sonra ağaçların arasına girdim. Biraz ilerleyip daha önce gördüğüm incir ağacına doğru giderken birden etrafımda dolan bir şey fark ettim. İnsan mı, hayvan mı olduğunu tam göremedim ama hızla etrafımda dolanıyordum. O panikle koşmaya başladım. Birden ayağım bir şeye takıldı. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Gözlerimi açtığımda başım çok ağrıyordu. Hemen etrafa baktım. Sizin fener ışığını gördüm ama siz olup olmadığınızı bilmediğimden yavaşça yaklaştım. Sizi görünce rahatladım. Beni takip eden köpekti sanırım. Ya da bana öyle geliyor. Çünkü başka bir hayvan olmuş olsa ben bayıldığımda bana zarar verebilir dedi. Olabilir. Belki de bizim köyden biridir. Ağaç kesmeye çıkmıştır. Seni fark edince o da panik yapmıştır. Ondan dolayıdır dedim. Hepimiz panik haldeydik aslında. Ortam biraz sakinleşince evdekiler aklıma geldi. İyi ki biz dönene kadar uyanmamışlardı. Yoksa anlat derdini anlatabilirsem. Eşek sudan gelene kadar dayak yerdik ve o eşek de bir türlü gelmez dedim. Aramızda konuşurken Hatice bana, Halime şu perdeyi kapatır mısın? Sanki izleniyormuşum hissine kapılıyorum. Arka bahçede sanki birileri var gibi geliyor dedi. Tabii diyerek kalkıp perdeyi elime attım. Tam kapatacağım sırada ilerideki ağacın altında duran birkaç karartı dikkatimi çekti. Orada durmuş bizim eve bakıyorlardı. Birkaç defa gözlerimi kapatıp açtım. Bunlar insan silüetine o kadar çok benziyorlardı ki göz yanılsaması olmasının imkanı yoktu. Korkuyla geri çekilip hemen perdeyi örttüm. Kızlara gördüğüm şeyleri söylemedim. Zaten yeterince kötü şeyler yaşamışlardı ve üstüne bir de bunlarla uğraşmasınlar dedim. Ben bunları düşünürken Hatice Gülperi'ye üstün yırtılmış. Annem görürse gebertir seni dedi. Gülperi pijamanın önünün yırtıldığını görünce annem hakikaten öldürecek. Şimdi ne yapacağım? Bunu hemen halletmem lazım dedi. Gülperi'ye benim pijamalardan vererek sen çıkar onu bana ver. Ben hallederim 2 dakika dedim. Gülperi üstündekini çıkarıp bana uzattığında Gülperi karnı acımıyor mu hiç dedim. Neden acıyacak ki dedi. Kızım karnına bir bakar mısın derken Hatice de yanımıza geldi. Hatice ağzını tutarak abla
Karnı ne olmuş böyle? Çizikler içinde. Ne zaman oldu bunlar dedi. Gülperi tedirgin şekilde karnına baktığında şok oldu. Bunlar nasıl oldu diyerek elini karnında gezdirirken ağlamaya başladı. Bana ne oldu? Bunlar nasıl oldu? Çalılığa da düşmedim. Nasıl böyle bir şey olmuş olabilir ki dedi. Gülperi'ye karnın acıyıp acımadığını sordum. Hiç acımıyor. Çok şaşkınım şu anda dedi. Gülperi'nin karnına krem sürdükten sonra yataklara geçtik. Bu gecenin artık bitmesini istiyordum. Yeteri kadar gerilmiştim. Yatağa yatıp gözlerimi kapadığımda kendimi bambaşka yerlerde hissediyordum. Sanki altımdaki yatak kayıyor gibiydi. Ara ara etrafımda dolan yatağıma basan birilerini hisseten de bunların kızlar olabileceğini düşünerek derin uykuya daldım. Sabah annemin dürtmesiyle uyandım. Hadi kızım kalk da kahvaltıyı hazırlayalım dedi. Kızlarla kalkıp mutfağa geçtik. Annemlere siz geçin oturun biz hallederiz dedim. Kahvaltıyı hazırlarken kızlara gece uyumadınız bir türlü. Neden sürekli ayaklanıp üzerimden geçip durdunuz dedim. Gülperi ile Hatice birbirlerine baktıktan sonra ne ayaklanması. Biz seninle yattıktan sonra hiç kalkmadık. Hatta bizim etrafımızda birileri dolandı. Biz de sen sandık dediler. Onların bu dedikleri beni bayağı şaşırtmıştı. Ben değilsem, kızlar da değilse kimdi? Acaba Yusuf ya da Muhammed etrafımızda dolanmış olabilirler miydi? Kahvaltıyı hazırladıktan sonra sofraya oturduk. Annemle teyzem, biz çarşıya gidiyoruz. Alışveriş yapacağız. Evde durun, dışarı çıkmayın. Biz gelene kadar kendinize sahip çıkın dediler. Annemler hazırlanıp çıktıktan sonra hava birden kapandı. Resmen güneş gitmiş, karanlık çökmüş gibiydi. Bir yandan da üşümeye başlamıştım. Kızlara, hava kapandı. Siz de benim gibi üşüyor musunuz dedim. Evet, hem de bayağı üşüyoruz dediler. Üzerimize kalın elbiseler giyip battaniyenin altına girdik. Hatice Gülperi'ye bir karnını aç da bakalım ne durumda dedi. Karnını açtığında dünkü çizikler azalmış ama bazı yerler garip şekilde kararmış, morarmıştı. Belki de düştüğünde karnı sert şekilde bir yere vurmuştu. Ondan böyle kararmalar, morarmalar olmuştu. Kızlar hala dünkü yaşadığımız olayların etkisindelerdi ama ben düne göre gayet iyiydim. Uyuyup uyandıktan sonra bayağı rahatlamıştım. Hatice ve Gülperi iyi olduğu sürece benim için hiçbir sıkıntı yoktu. Sonuçta onlar bizim evdeydi ve bana emanet sayılırdı. Gülperi karnını kapatırken karnının biraz sızladığını ama çok ağrımadığını söyledi. Kızlarla konuşurken kapı çaldı. Kim geldi acaba diyerek pencereden baktığımda teyzemi gördüm. Herhalde bir şeyler unuttular diyerek gidip kapıyı açtım. Hayırdır teyze, bir şey mi unuttunuz dedim. Teyzem de hayır, bir şey unutmadım. Kendimi halsiz ettiğim için ben gitmekten vazgeçtim. Annen tek gitti. Ben de o gelene kadar yemeği yapacağım dedi. Hadi ya, keşke çocuklarla gitmeseydi. Onlarla uğraşmaktan alacaklarını alamaz. Dur, belki yetişirim diyerek ayakkabılarımı giyeceğim esnada. Teyzem sert şekilde geç içeri. Annen gitti işte, geç otur dedi. O an paniklemiştim. Korkulu gözlerle teyzeme bakarken, kızım, Yusuf'la Muhammed şimdi büyüme evresinde. Şimdi sorumluluk yüklemezsen ileride önünü alamaz, baş edemezsiniz. Hepimize çektirirler. O yüzden bırak sorumluluk sahibi olsunlar. Annelerine yardım etsinler dedi. Peki teyze diyerek kapıyı kapatıp içeri geçtim. Annem bu havada kardeşlerimin ne yapacağını düşünüyordum. Birazdan hava patlarsa çok uğraşırlardı. Çarş dediğimiz yer aşağıdaki büyük bir köyün içinde kurulan pazardı. Yürüyerek gidip geleceklerdi. Teyzemin dediklerinden sonra içeri geçtim. Teyzem mutfağa girince arkasından girip teyze istersen yemek yapma da sana yardım edeyim dediğimde garip ve korkutucu bir ses tonuyla sana içeri geç dedim çocuk. Geç ve içeride beni bekle dedi. Teyzeme korku dolu gözlerle bakarken Hatice ve Gülperi yanıma geldi. O sesin annelerinden çıktığına inanamamışlardı. Korkudan bir şey diyemedim. Sadece teyzeme bakıyordum. Teyzeme neler oluyordu? Neden bana durduk yere bağırmıştı? Ben öyle bakarken Hatice bana gel hadi içeri geçelim dedi. Oturma odasına geçip sessizce beklemeye başladık. Beklerken teyzem mırıldandığını fark ettim. Daha önce duymadım. Farklı bir ezgiyi mırıldanıyordu. Havada teyzem eve girdikten sonra daha da soğumuştu. Donuyoruz desek yeridir. Kızlara sobayı yakalım mı dedim. Onlar onaylayınca hemen sobayı yaktık. İçerisi ısınmaya başlamıştı. Uzun bir süre sonra teyzem seslenerek kızlar yemek hazır. Gelin sofrayı kuralım dedi. Mutfağa girdiğimizde o kadar kötü bir koku vardı ki dayanmak imkansızdı. Gülperi, anne yemeğimi yaktın. Bu ne kötü bir kokudur diyerek pencereyi açtı. Pencereyi açmasıyla içeriye rüzgarın dolması bir oldu. Sanırsın dışarıda kara kış var. Öyle soğuk bir rüzgar esiyordu ki fazla dayanamayarak hemen geri pencereyi kapattık. Koku tekrardan mutfağı sarmıştı. Pencereyi açmamız da rüzgarda işe yaramamıştı. Gülperi annesine, anne ne yemek yaptın da böyle iğrenç kokuyor diyerek tencereye elini attı. Teyzem Gülperi'nin eline vurarak ne demek ne yemek yaptın? Yaptım işte bir şeyler.
Her zaman yediğiniz yemeklerden. Yemeklerim hoşuna gitmiyor sanırım. İstemiyorsan sen yeme. Aç kal. Hiçbir şeyi hak etmiyorsun. Babana da söyleyeceğim. Seninle ayrı ilgilensin dedi. Gülperi babasından biraz çekinirdi. Eniştem biraz sert bir adamdı. Teyzem Gülperi'ye böyle çıkışınca Hatice annesine bağırarak ''Anne hayırdır? Ne yapmaya çalışıyorsun? Yaptığın yemek pis kokuyor işte. Burnun koku almıyorsa biz ne yapalım? Geldiğinden beri bize köpek gibi davranıyorsun. Halime'ye bile bağırdın. Kızcağız sesini çıkarmadı. Ne oldu? Teyzenle mi tartıştınız? Bir sorun mu var bilmiyorum ama bunu bize yansıtamazsın. Yaptığın şeyler bizi rahatsız edip korkutuyor. Kendi değilsin sen dedi. Hatice'nin bu çıkışından sonra teyzem eline sopayı alır diye beklerken üzüntülü bir şekilde kızlar. Sizden özür dilerim. Biraz sinirlerim bozuk. Bu aralar iyi değilim. Kafam çok bulanık dedi. Teyzem bu şekilde yaklaşımı hepimizi yumuşatmıştı. Demek ki bazı sorunları vardı ve istemeden bize yansıtmıştı. Teyzeme önemli değil dedikten sonra hadi sofrayı kuralım da yemek yiyelim. Bayağı acıktık dedi. Sofrayı kurarken teyzemin yemeğinin neden koktuğunu anladım. Ciğer ve pilav yapmıştı. Pilav pek kokmuyordu ama ciğer sası iğrenç şekilde kokuyordu. Sofrayı kurarken Gülper annesine teyzem beklemeyecek miyiz? Onlar da aç gelecekler dedi. Beklemeye lüzum yok. Onlar işi uzun sürer. Ne zaman geleceklerini bilemeyiz. Biz yiyelim. Onlar gelince tekrar sofra kurarız dedi. Sofraya oturduk ama hiç yemek istemiyordum. Ciğerin görüntüsü, kokusu beni rahatsız etmişti. Şimdi yersem midemin ağrısından duramayacaktım. Eğer yemezsem de teyzem ayıp olacaktı. Kızlara baktım. Onlar da suratlarını ekşitmiş, yemeğe bakıyorlardı. Onlar öyle görünce teyzeme, teyze ben pek aç değilim. Sabah kahvaltımı sağlam yapmıştım. Size afiyet olsun diyerek sofradan kalkacağım esnada kolumdan tutarak nereye gidiyorsun? Otur ve yemeğini ye. Öndeki bitmeden bu sofradan kalkmak yok diyerek bağırdı. Bu bağıran teyzem olamazdı. Teyzemin ses tonu sanki kalın erkek ses tonu gibi çıkmıştı. Elimi de sıkı sıkıya tuttuğu için canım çok acıyordu. Teyze elim derken elim bıraktı. Tam oturacağım esnada elim sofra tabağa geldi ve döküldü. Teyzem elini kaldırıp vuracağı esnada geri elini indirip gerizekalı mahlukat. Hiçbir işi doğru düzgün yapamaz mısın sen diye bağırdı. Teyzem bu söylediklerinden sonra daha fazla yüzüne bakamazdım. Sofradan kalktığım gibi hemen odama koştum. Kızların arkamdan gelmek istediklerini duydum ama teyzem onlara engel olmuştu. Odamda teyzemin söylediklerini sindirmeye çalışarak ağlarken teyzemin kızlara zorla yemeği yedirdiğini duyabiliyordum. Hepsi bitecek. Az kaldı. Önünüzdekiler bitmeden sofradan kalkmak yok diye bağırıyordu. Odamdan bu sesleri rahatlıkla duyabiliyordum. Yemek faslı bittikten sonra teyzem tekrardan bağırarak o salağı söyleyin mağarasından çıksın. Sofrayı toplayıp mutfağı temizleyin. Bulaşıkları yıkayın. Beni daha fazla sinirlendirmeyin dedi. Bunu çok rahat duymuştum. Teyzem öyle bir bağırıyordu ki duymamanın imkanı yoktu. Hatice ile Gülperi yanıma gelerek ağlama lütfen. Sanırım ya teyzemle ya da babamla aralarına bir şeyler oldu. Yoksa böyle yapmaz biliyorsun dediler. Onlar bunları söylerken pencereye gözüm ilişti. Az önce kapalı olan perde şimdi açıktı. Kızlara siz mi açtınız perdeyi dedimde. Yok biz dokunmadık dediler. Ayağa kalkıp uzaktan pencereye baktığımda pencerenin birkaç metre ötesinde bir karartı gördüm. Bulutlar yüzünden tam olarak göremiyordum. Işık gelmediğinden de net görünmüyordu ama orada birileri vardı. Yavaşça cama yaklaşıp baktığımda garip görünen bir adamın bizim evin içine baktığını gördüm. Hem sinirli hem de gülerek eve, daha doğrusu bize bakıyordu. Kızlara göstermek için kızları yanıma çağırdım. Kızlar oraya bakın, birini görüyor musunuz dedim. Ama onlar görmediklerini söylediler. O adam da bir anda ortadan kayboldu. Orada biri vardı. Sinirli şekilde bizim eve bakıyordu. Siz nasıl görmediniz diye şaşırırken Gülperi koluma girip hadi annemi daha fazla sinirlendirmeden şu mutfağı halledelim dedi. Tamam hadi gidelim derken Gülperi birden karnını ve ağzını tutup tuvalete koştu. Biz de arkasından gittiğimizde Gülperi kusmaya başladı. Gülperi kalkıp elini yüzünü yıkarken birden Hatice de kusmaya başladı. İkisi de arka arkaya kusunca içeriye seslenerek teyze yemeğin içinde ne vardı? Bozuk yemek mi yedirdin kızlara? İkisi de kustu. Kokusundan belliydi zaten bozuk oldu. Nasıl anlamadın dedim. Teyzemden ses gelmeyince oturma odasına gittim. Teyzem ortalarda yoktu. Nereye gitti bu kadın diyerek mutfağa baktım yoktu. Evin her yerine baktım. Ama teyzem evde değildi. Kızlara birer bardak su verdikten sonra içeriği toplamak için oturma odasına geçtim. Ama sofra yerde yoktu. Mutfağa gidip baktım. Mutfakta ne tencereler vardı ne de kirli tabaklar. Teyzem sanırım biz yerine kadar hepsini toparlamıştı. Ciğerin geri kalanını yapmış diyerek her yere baktım ama bulamadım.
Hangi ara bunları yapmıştı ve nereye kaybolmuştu? Ben mutfakta bunları düşünürken kızlar yanıma gelerek ''Maşallah çok hızlısın. Hangi ara toplayıp temizledin?'' dediler. Ben bir şey yapmadım ki. Sanırım teyzem yaptı ama teyzem evde değil. Her yere baktım, göremedim dedim. Gülperi karnını tutarak ''Anne nereye gitmiş olabilir ki?'' Çok garip diyerek birkaç defa anne diye seslendi ama karşılık alamadı. Kızlarla oturma odasına geçip sobanın başına oturduk. Kızlara zehirlendiklerini, yemeğin bozuk olduğunu söyledim. İkisi de biz de biliyorduk bozuk olduğunu ama annem zorla yedirdi. Zaten onun yüzünden kustuk dediler. Biz böyle kendi aramızda teyzemin yaptıklarını konuşurken kapı çaldı. Gidip açtığımda annem, teyzem ve kardeşlerim gelmişti. Teyzeme, annemi karşılamaya mı gittin? İyi yapmışsın dedim. Teyzem şaşkın ve yorulmuş şekilde bana bakarak ''Ne karşılaması kızım? Çarşıya gittik ya. Sen şu poşetleri al da mutfağa götür bakayım. Bir de su getir kuzum.'' Nefesimiz kesildi. Çok yorulduk. ''Hadi kızlar, siz de durmayın. Yardım edin de poşetleri içeri alalım.'' dedi. Teyzem böyle söyleyince üçümüz de dona kalmıştık. Teyzem annemle mi gitmişti? Teyzeme, ''Teyze, sen annemle çarşıya mı gittin?'' dedim. ''Evet, gittik geldik işte. Çok yorulduk. Hadi konuşmayın da yardım edin.'' dedi. Şaşkın şaşkın poşetler alıp mutfağa götürdük. Üçümüz de birbirimize bakarak neler olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Gülperi bana, ''Vallahi şimdi bayılacağım. Annem teyzemle çarşıya gittiyse evdeki kim?'' dedi. Hatice de, ''Bilmiyorum ki. Hadi birimiz annemi görmüş olsa hayal gördü diyebiliriz ama üçümüz de aynı şeyleri yaşadık. Annemi gördük. Annem teyzemle gittiğini söylüyor ama evde de annem vardı. Benim kafam bunu kaldırmıyor. Başıma ağrılar geri.'' dedi. Ben de neler olduğunu anlamaya çalışıyordum ama bir türlü neler olduğunu çözemiyordum. Yusuf'la Muhammed'e teyzem hep yanınızda mıydı diye sordum. Evet, yanımızdaydı. Hiç ayrılmadı dediler. Onlar da bunu onaylayınca evdekinin teyzem olmadığını anlamıştım ama ne olduğunu çözememiştim. Teyzem kılına girmiş biri diyeceğim ama bu kadar güzel nasıl kılık değiştirebilirdi? Düşüncelerden başım çatlayacak gibi oldu. Hatice ve Gülperi birkaç defa daha kustuktan sonra rahatladılar. Teyzeme ve anneme neler olduğunu anlatmadık. Bize inanmayacaklarını çok iyi biliyorduk. Annem oturma odasına girdiğinde, ''Aferin kızlar, iyi ki sobayı yakmışsınız. Hava çok kötü kapandı. Aşağılarda bir şey yok ama bizim bura çok kötü. Her an hava patlayabilir. Biz gelene kadar yağmasın diye dua ettim.'' dedi. Annemle biraz soluklandıktan sonra yemek hazırladılar. Sofrayı kurarken yağmur yağmaya başladı. Sanırsın gök delindi. Bir yandan yağmur, bir yandan rüzgar etrafı talan ediyordu. Annem tencereleri sofraya getirip kapağını açtığında üçümüz de şok olduk. Annem ciğer ve pilav yapmıştı. Gülperi ciğeri görür görmez ağzını tutarak hemen tuvalete koştu. Kızcağızın midesine bir şey olmadığından örmekten bir hal olmuştu. Teyzem Gülperi'ye ''Ne oldu kızım, neden kusuyorsun?'' derken ''Anne, ciğerin kokusu rahatsız etti. O yüzden kustum.'' dedi. Yemekten bir kaşık aldıktan sonra tadı gayet normaldi. Ufak ufak yerken rahatsız etmeyeceğini düşünerek tabağımı bitirdim. Gülperi ile Hatice tabaklarına dokunmamış, aç değiliz diyerek geri çekilmişlerdi. Teyzem de ''Siz bilirsiniz. Acıkırsanız mutfak orada. Hazırlar yersiniz. Herkese ayrı sofra kuramayız.'' dedi. Yemeklerimizi yedikten sonra bizimkiler çay hazırlarken biz de kızlar odama geçtik. Yaşadıklarımızı konuşurken üçümüzün de aynı hayali görmüş olabileceğimizi, yediğimiz bir şeyin bizi ellemiş olabileceğini söyledim. Hatice bu duruma karşı çıksa da sonradan o da kabullendi. Dün gecenin yorgunluğu yüzünden bu gece fazla geçe kalmadan uyumaya karar verdik. Evdeki herkesle beraber yataklarımıza girip uyuduk. Dünün ve bugünün yorgunluğuyla hemen uyumuşum. Garip rüyalar görerek uyurken tuhaf sesler duymaya başladım. Uykumdan bir ses beni uyandırmıştı. Zorla gözlerimi aralayarak odanın içine göz gezdirdiğimde biri pencerenin kenarında durmuş, kafasını pencerenin tahtasına vuruyordu. Yavaşça yatağından doğrulup gözlerimi ovalayarak tekrardan baktım. Bu Gülperi'ydi sanırım. ''Gülperi, iyi misin? Ne yapıyorsun orada?'' diyerek kısık bir sesle seslendim ama cevap vermedi. Hatice'yi dürtüp seslendim. Uyandırmaya çalıştım ama uyanmadı. ''Gülperi, kız ne yapıyorsun orada?'' derken gözüm yavaş yavaş karanlığa alışınca onun Gülperi olmadığını anladım. Pencerenin kenarında saçı beline kadar gelen biri duruyordu. Evde bu kadar uzun saçlı biri yoktu. ''Kimsin sen?'' derken hızlıca bana doğru dönerek gelip boğazımı sıkmaya başladı. Onun iğrenç yüzünü göremiyordum ama iğrenç nefesini ciğerlerime çekiyordum. Bu koku teyzemin yaptığı yemeğin kokusunun aynısıydı. Midem bulanırken nefesim kesilmeye başladı. O kadın tırnaklarımı boğazıma yavaş yavaş geçirirken son bir çare Hatice'yi uyandırmak için yavaşça başımı çevirip elimi Hatice'ye attım. Elimi attığım yer boşluktaydı. Hatice diye seslenirken Hatice'yi de görmeye çalışıyordum. Olabildiğince kafamı çevirdiğimde
Hatice ve Gülperi yan yana oturmuş bana bakıyorlardı. Yardım edin diyerek elimi uzattığımda sana kimse yardım edemez. Hepimiz öleceğiz diyerek bağırmaya başladılar. Canımın yanlısından ve korkudan gözümden yaşlar akarken bilincim kapanmaya başladı. Öldüğümü düşünürken kısa süreli baygınlık yaşamışım. Kendime geldiğimde odanın içinde o varlık yoktu. Kabus mu gördüm acaba diyerek Allah'ım sen bize yardım et ne olur derken üşüdüğümü fark ettim. Neden üşüyorum ki derken pencereden gelen rüzgar sesi dikkatimi çekti. Pencere açıktı ve içeriye soğuk hava giriyordu. Bu pencereyi kim açmış olabilir ki diyerek kalkıp pencereyi kapattım. Dışarıya doğru bakarken arkamdan ağlama ve inleme sesleri gelmeye başladı. Arkamı korkuyla döndüğümde Hatice dizlerinin üstüne çökmüş, eli yüzünde odanın ortasında ağlıyordu. Yanına giderek ne oldu, neden ağlıyorsun dedim. Hatice cevap vermeden ağlamaya devam ederken Gülperi'nin yatağına baktım. Gülperi yatağında yoktu. Hatice, Gülperi nerede, nereye gitti dedim. Hatice ağlayarak kaçıp gitti, bilmiyorum, onu durduramadım dedi. Pencereyi o mu açmıştı, nereye gitti bu kız diyerek pencereden baktım. Dışarıda görünmüyordu. Hatice, nereye gittiğini gördüm dedim. Ormana doğru gitti. Onu takip edecektim ama çok korktum. Sen de uyanmadın. Ona bir şey olursa ben ne yaparım dedi. Hadi kalk. Ağlamayı bırak. Gülperi'yi bulmamız lazım. Kızın başına bir iş gelmesin. Hemen onu bulmamız lazım dedim. Sessizce ayakkabılarımızı giyip el fenerini alarak Gülperi'nin gittiği yere doğru ilerlemeye başladık. Ormanın içine Gülperi'yi arıyorduk ama hiçbir yerde yoktu. Bu kız nereye gitmişti? Annemlere haber vermemiz gerekiyordu. Kızın başına bir iş gelirse vicdan azabından ölürdüm. Onu bulup sağ salim eve götürmemiz gerekiyordu. Orman derinliklerine doğru ilerlerken ileride birinin koştuğunu görür gibi oldum. Hatice, onu gördüm sanırım. Bu taraftan gitti diyerek peş sıra koşmaya başladım. Ben koştukça Gülperi ara ara görünüyor, sonra kayboluyordu. Gülperi dur diyerek durmasını söylüyordum ama o durmuyor. Sanki oyun oynuyormuş gibi gülerek koşuyordu. Biraz daha ilerledikten sonra gözden kayboldu. Hatice, onu görebiliyor musun diyerek arkamı döndüğümde Hatice arkamda yoktu. Hatice de kaybolmuştu ve orman tek başıma kalmıştım. Olduğum yerde feneri sağa sola tutarak kısık sesle Hatice, Gülperi diye bağırırken kızların bana seslenmesiyle tüylerim diken diken oldu. Halime, buradayız. Seni bekliyoruz. Senle gel de oyun oynayalım dediler. Bu onların sesiydi ama beni aşırı derece rahatsız eden bir ses tonuyla söylemişlerdi bunları. Birkaç gündür yaşadıklarımı göz önünde bulundurarak ormanın daha da derinliklerine gitmekten vazgeçerek arkama bakmadan eve doğru koşmaya başladım. Koşarken etraftan gülme sesleriyle beraber Halime, nereye gidiyorsun? Seninle oyun oynamamız lazım. Oyun daha yeni başladı diyorlardı. Sesler kulaklarımda yankılanırken sonunda ormandan çıkıp evin dibine gelmiştim. Arkama dönüp baktığımda Hatice ve Gülperi'yi ormanın girişinde gördüm. Aynı öğlenki gördüğüm adam gibi hem sinirli hem de gülerek bana bakıyorlardı. Olanları annemlere anlatmaya karar vererek eve girdim. Eve girdiğimde Hatice ve Gülperi sopada durmuş bana bakıyorlardı. Beni görünce şaşırarak Halime, nereye gittin öyle koşarak? Arkandan gelecektik ama öyle hızlı gittin ki yetişemedik dediler. Nasıl yani? Siz hep evde miydiniz? Gülperi sen ormana kaçmışsın. Hatice ile seni aramaya gittik ama Hatice kayboldu. Ormanın derinliklerinde seni gördüm. Şimdi karşımdasın. Hatice ile seni ararken Hatice de kayboldu. Eve girmeden önce de sizi ormanın girişinde gördüm. Allah sen aklıma mukayyet ol. Tövbe estağfurullah. Biz neler yaşıyoruz böyle dedim. Kızlarla konuşurken annemlere her şeyi anlatmaya karar verdim. Yaşadığımız olaylar bizi aşıyordu ve eğer anlatmazsak başımıza daha beter işler geleceği kesindi. Kızlarla odama girip ormanı göstererek işte oradaydınız derken Hatice ve Gülperi'yi orada gördüm. Yanlarında birkaç karartı daha vardı. Onlara gördüğüm şeyi görüp görmediklerini sordum. Onlar da gördükleri şey yüzünden donup kalmışlardı. Kızlara perdeyi örtelim. Sabaha kadar dua edelim ve uyumayalım. Yan yana olduğumuz sürece güvendeyiz. Sabah olunca da annemlere anlatır, onların ne diyeceğine bakarız dedim. Onlar da onaylayınca sabaha kadar dua okuyarak uyumadık. Sabah bizimkiler uyanınca kahvaltı hazırlamalarına fırsat vermeden teyzemle anneme yaşadıklarımızı anlattık. Annemle teyzem korkmuş şekilde bize bakarken hadi kalkın hocanın yanına gidip ona soralım. Ona yapılacağını bilir dedi. Onlar da bizim kadar korkmuşlardı. Hemen hocanın evine gittik. Hoca sağ olsun bizi evine davet edince olanı biteni anlattık. Dikkatlice dinledikten sonra ben size yardım edemem ama bir büyüğüm var. Ondan yardım isteyeceğim. Kendisi bu tür musallat konularında oldukça bilgili biri. O yardım edebilir. İnşallah yakındadır dedi. Hoca tanıdığını aradıktan sonra yanımıza geldi. Şükür ki merkezdeymiş. Birkaç saate burada olur. Siz buradan kımıldamayın. Benim camide işlerim var. Hocam gelince hemen buraya getireceğim dedi.
Hocanın dediği gibi birkaç saat kadar bekledikten sonra hoca yanında yaşlı bir adamla çıkageldi. Kendisini tanıtarak benim adım Ali, bana Ali Hoca derler. Sizlere Allah'ın izniyle elimden geldiğince yardım edeceğim ama önce neler olduğunu bana anlatmanız lazım dedi. Hocaya detaylıca yaşadıklarımızı anlattıktan sonra bana biraz müsaade edin dedi. Hoca bir süre tek kaldıktan sonra yanımıza gelip kızlar siz neler yaptınız farkında mısınız? Hem gece gece cinleri rahatsız etmişsiniz hem de onlara bile isteye zarar vermişsiniz. Cinleri geçtim. Bir hayvana nasıl zarar verirsiniz? Sizin gibi akıllı, edepli kızların böyle bir şey yapmasını hiç yakıştıramadım. O hayvanların da canı var. Onlara nasıl zarar verebildiniz? Yazık günah. Allah öbür dünyada hesabını sormaz mı? Onlar Allah'ın sessiz kullarıdır. Kim bir canlıya bile isteye zarar verirse kıyamet günü ondan şikayetçi olacaktır. Bunlar açık ve nettir. Gençliğinize ve cahilliğinize veriyorum bu durumu. Bilinçsizce yaptığınız bu şeyler başınıza çok büyük belalar açmış. Hem zarar vermiş hem de rahatsız etmişsiniz. Siz dua edin de o köpeğe çok fazla zarar vermemişsiniz. Yoksa işin içinden çıkamazdınız. Şimdi ben elimden geleni yapacağım. Vereceğim talimatları harfiye yapmanız lazım. Uzun süre hava kararttıktan sonra dışarı çıkmayın. Yan yana diz dize yatın. Yattığınız odada da hatta her odada Kur'an-ı Kerim bulundurun. Vereceğim okunmuş suyla yıkanıp abdest alıp namaz kılın. Gece yatmadan sürekli dualar okuyun. O varlıklar sizin arka bahçenize dolanıyorlar. Onları da def edip göndereceğiz inşallah. Hadi kalkın. Şimdi sizin evin oraya gidelim dedi. Hoca ile evin oraya gittikten sonra siz eve girin. Ben bir ormana girip geleceğim dedi. Hoca ormana girdikten bir saat kadar sonra geldi. Tamamdır. Ben Allah'ın izniyle elimden geleni yaptım. Takdir Allah'tan. Size dediklerimi yapmayı sakın unutmayın. Kendinizi kötü hissettiğiniz vakit hemen Kur'an-ı Kerim'den yardım alın. Evinizde her vakit Kur'an okunsun ki kötü düşünceler dahil hiçbir kötü his evinize girip yuvalanmasın. Anlaşıldı mı dedi. Anlaşıldı hocam dedik. Hoca bize okunmuş suları hazırladıktan sonra gitti. Biz de dediklerini harf harfine yaptık. Çok şükür o gece biraz korkulu geçse de huzurlu geçmişti. Yaptığımız birkaç eşeklik yüzünden başımıza gelmeyen kalmadı. Allah bizi beterinden korudu. Yoksa başımıza Allah bilir daha neler gelirdi. Siz olun. Bizim yaptığımız cahillikleri sakın yapmayın. Allah'a emanet olun. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.